Şimdi asgari ücretle ilgili de söylentiler var Özgür Bey, biliyorsunuz. Enflasyonla mücadele kapsamında yılda bir kez artırılması durumu söz konusu, konuşulan bu. Öncelikle bu konuşulanlara ne diyeceksiniz? Bu hakkaniyetli olur mu şu ortamda yılda bir kez artırılması ve rakamsal olarak konuşulan rakamlar tatmin edici mi? Pazarlıklar biliyorsun 1 Aralık'ta başlayacak ama ne söylersiniz asgari ücretle ilgili? Asgari ücrete her zaman emekli aylığından daha fazla artışlar yapılmıştır. Yani enflasyonun üstünde artışlar yapılmıştır. Enflasyon dediğimiz TÜİK'in açıkladığı enflasyonun üstünde asgari ücrete artışlar yapılmıştır. Bu dönemde ben yine böyle olacağını düşünüyorum. Ancak asgari ücret maalesef Türkiye'de ortalama ücret haline geldi. İşte Avrupa ülkelerine baktığımızda bir Hollanda'ya, Belçika'ya baktığımızda asgari ücretle çalışanların oranı %3. Diğer ülkelere, İspanya'ya, Almanya'ya baktığımızda asgari ücretle çalışanların oranı %5. Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranı çok fazla olduğu için, ortalama bir ücret olduğu için asgari ücret düşük kalıyor. Aslında asgari ücretin düşük olması gerekir. Mesleğe giriş ücreti olması gerekir ki gençler, mesleksiz, tecrübesiz olan kişiler daha kolay iş bulsun diye. Ama Türkiye'de asgari ücret ortalama bir ücret olduğu için, geçim ücreti olduğu için bu sefer de düşük kalıyor. Asgari ücreti arttırdığımızda ortalama bir ücret olduğu için gençler, tecrübesizler bu sefer iş bulmakta sorun yaşıyorlar. Bizim ne yapıp ne edip asgari ücrete oransal zam yapmanın dışında asgari ücreti ortalama bir ücret olmaktan çıkarmamız lazım. Asgari ücretle çalışanların oranını, sayısını düşürmemiz lazım. Avrupa'daki gibi olması lazım. Asgari ücret evet biraz düşük olabilir ama işte %3, %5 mesleğe yeni girenler sadece asgari ücret alsalar, onun üstünde çalışanlar daha yüksek rakamlar alsalar biz bu kadar asgari ücreti konuşmayız. Dünyanın hiçbir yerinde de zaten asgari ücret bu kadar konuşulmaz. Türkiye'de ortalama ücret olduğu için konuşuluyor. Asgari ücrete %50 oranında bir artış olur diye düşünüyorum. Asgari ücret 17 bin lira seviyesinde, 17 bin 500 seviyesinde olur. Ancak şu anda asgari ücretin 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira üstüne çalışan kişilere de aynı oranda artışlar yapılmazsa bu durumda da biz asgari ücretli sayısını, asgari ücretli oranını her zam döneminde arttırmaya devam ediyoruz. Asgari ücrete Temmuz ayında bir kere daha ben artışın olacağını düşünüyorum. Tabii ki önemli olan enflasyonun düşmesi. Enflasyon düşerse, hayat pahalılığı biterse daha az oranda artışlara hiç kimse itiraz etmez. Mesela 2015 yılında asgari ücrete %10 oranında zam yapıldı. Emeklilik %0,33 oranında zam yapılmıştı ama bu kadar fazla itiraz yoktu. Çünkü enflasyon düşüktü. Enflasyon düştüğü sürece tabii ki bir kere de artış yapılabilir ama şunu görüyoruz, devleti yönetenler de bunu söylüyorlar zaten. 2024-2025 yılı Türkiye için kolay yıllar olmayacak. Bu nedenle ben asgari ücrete artışların, iki kere artışın 2024 belki 2025 yılında dahi devam edebileceğini düşünüyorum. 2025 yılından sonra sadece yılda bir kere artışa gidilebilir. Çünkü biz enflasyonun farkını vermemiz lazım. Bir ortada enflasyon varsa hayat pahalılığıyla beraber iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artarken biz asgari ücrete sadece Ocak'ta zam yaptık bir daha zam yapmıyoruz derlerse şayet ben dediğim gibi böyle olacağını zannetmiyorum. Bu sefer de her şeyin fiyatı artmışken öyleyse Ocak ayındaki asgari ücretle Aralık ayını tamamlamaları çok zor olur çalışanların. Bir de ortalama ücret olduğunu da düşündüğümüzde enflasyonun düşmesi durumunda yine artış olur ama işte Ocak'ta %50 oluyorsa Temmuz'da %50 gibi bir artış beklenmez de belki %20, %25, %30'lar civarında bir artış yine beklenebilir diye düşünüyorum. Özgür Bey, teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde tabii zam pazarlıkları da 1 Aralık'ta başlayacak dedik. Gelişmeleri yine konuşup değerlendiriyor olacağız. Ağzınıza sağlık diyelim bir Ben de kez çok daha. teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.